Gırtlak kanseri son yıllarda dünyada giderek sıklığı artan kanser çeşitlerinden bir tanesi. Özellikle yoğun tütün kullanımı ve alkol kullanımı bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Kanıtlanmış tek etken ise sigara. Özellikle erken teşhis burada çok çok önemli. Çünkü geç kalınmış vakalarda ses tellerinin tamamen tutulması ve ses telinden daha aşağı seviyelere kadar tümörün uzaması durumunda tamamen ses organının alınması ameliyatına biz gırtlağın alındığı total larenjektomi operasyonu adını vermekteyiz ve hasta ömür boyu boğazında bir delikle yaşamakta ve ses proteziyle konuşmaktadır. Bu duruma gelmemesi için erken teşhis edilen vakalarda endoskopi kanser cerrahisi uygulamaktayız. Özellikle lazer kullanarak sınırlı tümörlerde ses telinin de alındığı ve hatta ses teli organı dediğimiz larynx'in yarısının alındığı endoskopik vakalar yapmaktayız. Bunun sonucunda hastada kalıcı delik olmadan ses kalitesinde de ufak tefek bozulmalarla hasta yaşamını devam ettirmektedir. Bu ameliyatların en büyük özelliği endoskopik yapılmasının herhangi bir kesi olmaması nedeniyle hasta normal yaşantısına yaklaşık 3 gün gibi kısa bir süre içinde dönebilmekte. Sesini ise bir 10 gün kadar kullanamadan hayatını idame ettirmekte ve 10 günün sonunda tamamen iyileşerek normal yaşantısına dönmektedir. Özellikle vurgulamak istediğim endoskopik cerrahi açısından şanslarını yitirmemesi için ses kısıklığının bir aydan uzun sürdüğü durumlarda mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine başvurulması ve muayeneden geçirilmesi buradaki en önemli tanısal yaklaşımdır.